Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün evimin balkonundan video çekiyorum. Bugün araziye gidemedim. Çünkü artık malum yaz geldi. Ekim zamanı başladı. Domates, biber falan. Tabi arazide ocak yapmam gerekiyor. Ocağı da her gün araziye gitmem gerekiyor. Biraz uğraş gerektiren bir iş. Böyle onun yerine farklı bir çözüm buldum. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bu şekilde. Şunları tek tek ekeceğim. Şöyle evimin balkonunun şu bölümünü koyacağım hepsini. Tabii her gün evde olduğum için sulamasını, bakımını falan daha rahat yapabilirim. Hava bugün gördüğünüz gibi biraz bulutlu. Şimdi ne ekeceğim? Domates ekeceğim, biber ekeceğim. Size bu ekeceklerimi bir göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle çelim domates var. Bundan ekeceğim. Bundan iki paket aldım. Çelim domates bayağı güzel gözüküyor. Bu normal domates. Dalında çok olan domateslerden. Bugün de rüzgar var. Bu normal domatesi var. Çeri domatesi aldım. Şöyle bulgurası özel bir salata çeşidi var. Bu da şey diye geçiyor. Gergana. Şu şekilde. Bunların da bayağı oluyor. Evde salata yapmak için güzel. Sonra şunlardan da ondan bir paket aldım. Bunlardan var. Kavanoz için şunlardan var. Yüzlerde bayağı arkadaşlar oldu. Şunları 3-4 paket aldım kavanoz yapmak için. Şöyle turşusunu falan. Sonra karpuz aldım arkadaşlar. Bu kısa şekilde ekmek için bahçeye. Roka aldım. Şu şekilde. Rokayı salatada kullanmak için güzel değil mi? Şöyle fasulye aldım. Şöyle güzel. Sonra sivri biber aldım. Bu da burasında da olan bir cins. Bunlar da iyi oluyor. Sonra kapya aldım. Kapya biber. Kavanoz için. Sonra acı biber aldım. Buna yuvarlak oluyor. Küçük kavanozları doldurabiliyorsunuz. Bunların da bayağı oluyor. Çoğunda ikişer paket aldım arkadaşlar. Yetmez diye. Bu da kapya biber tarzı ama dolmalık kırmızısı oluyor bunun. Bu güzel oluyor. Bu arazinin kenarına ekmek için mısır aldım. Yani yazda doğru geldiğimizde mısır haşlamak için güzel. Şöyle. Şu şekilde kavun aldım. Burada tatlı oluyor kavunlardan. Renginden de belli zaten renginden anlaşıldığı gibi. Şöyle kabak aldım. Kızartmak için. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini tek tek ekeceğiz. Sadece üstüne şuraya koyayım ben. Şunları şuraya koyayım arkadaşlar. Çok uçuyor çünkü. Bayağı uçuyor. Şu şekilde şunları da bu şekilde arkadaşlar. Şunlardan 45 tane var. 45 tane delik. Şunları ekeceğim. 45 90 180 200 küsur falan var yani. 250 civarı var. Bayağı var yani. Şunları bu şekilde ekeceğim. Şu terste kalacaklar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Şu terste kalacaklar bu şekilde. Sularımız burada mevcut. Yani su kesilmesi falan olursa şu şekilde size evimin terasından şöyle video çekeyim şu şekilde. Tabi ağaçta daha yeşillenmedi. Daha ilkbahara yeni giriyoruz. Bak bir tane gözün geldi. Uçtu gitti gözün. Şimdi arkadaşlar burada toprağımız var. Şu şekilde toprağımızı bunu içine dolduracağım. Şu şekilde göstereyim. Bunu kafama takayım. Bence daha mantıklı olacak gibi geliyor. Bana. Şu şekilde arkadaşlar bunları şöyle koyacağım şimdi. Şöyle.
Şurada toprağımız var. Bunları şu şekilde azar azar toprakla dolduracağım arkadaşlar şöyle. Yarım yarım da yarım yakın da olduracağım ki etten altında kalmasın. Yani bahçeye çok uğramadığım için bu yöntemi yapıyorum. Bu yöntem şimdi evde doğduğum için dairede daha pratik olacak bu işin şimdi. Ve beyazlar büyüdükten sonra bunları tek tek bahçeye ekleyebilirim. Şu plastik arkadaşlar Bulgaristan'da Temax diye bir inşaat malzemeleri satan bir dükkan var. Oradan aldım, 2 levaya geldi. Şöyle tohumlar da hepsi 35 levaya falan çıktı. Bu şekilde ayarlayalım. Şimdi birazdan ekim yapacağız şimdi. Böyle boş kalan yerleri biraz daha fazla doldurayım. Toprak yetmeyecek gibi görünüyor. Bu şekilde arkadaşlar şöyle koyduk. Şöyle pisliklerini temizleyelim. Gübre var burada. Bunları temizleyelim. Taşları, toprağını temizleyelim şu şekilde. Bunlar gizlilik küpü. Şu şekilde. Şimdi şöyle yanaştırayım ben biraz daha. Arkadaşlar böyle şunların daha derinleri var. Daha küçük bir şey ekecekseniz öyle satın alabiliyorsunuz evinizin balkonunda. Domates, biber yetiştireyim derseniz. İmkanı olmayan arkadaşlar için söylüyorum. İmkanı olanlar, bahçede evde olanlar bunları rahatlıkla yetiştirebiliyor. Tabii benim bahçem olmasına rağmen bu yöntemi yapıyorum. Çünkü devamlı bahçeye uğrayamayacağım için. Şu şekilde elimi yaydırayım arkadaşlar şöyle. Çok kerenleri bu şekilde tahliye yapalım böyle. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde evet arkadaşlar şu anda bayağı içeri domateslerimizi ektik şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar çok derin yapmıyorum arkadaşlar çıksınlar diye. Çok derin yaparsak eğer çıkmamı riski de var yani. O yüzden çok derin yapmadan. Bu şekilde arkadaşlar şöyle temizliyorum. Evet arkadaşlar. 2, 4, 5 sıra çeri domates oldu. Bunları da şu şekilde bir not yazarak yapıştıracağım. Şunlar çeri domatesin renkleri olsun arkadaşlar. Şu şekilde
benim yazıyor. Şunu atayım arkadaşlar. Şu şekilde. Çeri. Çeri domatesi. Bu şekilde arkadaşlar çeri domatesi de yazdım. Şu an itibaren belli olsun diye çeri domatesi yapıştırdım. Ama da garanti olsun diye hat silikon tabancasını getirmiştim. Belli olmaz arkadaşlar, rüzgar uçurur uçurur. Biz işlemimizi yapalım. İnce böyle şu şekilde 4-5 çeri domatesimizi şöyle yapıştırarak yapıştıralım. Çeri domatesi yazdım. Arkadaşlar şu 5 sıra çeri domates oldu. Bundan sonraki domates türü şu normal domates olacak. Bunu ekeceğim. Şu şekilde ektikten sonra gene videoyu devam edelim arkadaşlar. Bugün sadece ekim videosu çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu şekilde şöyle çeri domates ve normal domates olarak ayırdım. Şunları şu şekilde çeri domates ve normal domatesi de yazdım. Şu şekilde de sulaması var. Sulamasını da şöyle böyle camsille, boş camsil şişesiyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi normal domates yaptım. Şimdi salata yapacağım. Ama tabii bir tane domates kaldı. Tane domatesini yapacağım. Şu şekilde arkadaşlar şöyle gidecek. Silikon tabancasını niye aldı dersen ben şunları yapıştırmak için aldım. Başka türlü yapışmıyor. Rüzgarlı ama uçuruyor. Evet arkadaşlar, ziyaretçilerimiz var. Şöyle güzel güvercinler. Şimdi biraz yakına çekelim şöyle. Uçuyorum. Arkadaşlar şu şekilde yapmaya başladım. Şu şekilde arkadaşlar çeri domates, normal domates, burada tarla domates var. Salatamız var, şu şekilde uzun salata. Bir de kavanozluk salata var, şu şekilde. Hepsini içine 3'er tane 4'er tane koydum. Derinlikte bir parmak kadar, şu kadar da toprak koyacağım, şu kadar bir. Çok koymaya gerek yok. Bu şekilde arkadaşlar üstlerini örttüm. Sonra en sonunda yardımda bir nara geçeceğim, üstünü böyle örteceğim. Soğukta eziklemesin diye. Bu şekilde de yapıştırdım yani şöyle. İnşallah uçmazlar, uçmazlar herhalde çünkü dayanımda silikonla yapıştırdım. Şöyle uçarlarsa diye şu şekilde de şey koydum. Etiket koydum. Şimdi yaptıkça arkadaşlar yine size devam video çekeceğim. Hızlı şansın üstü. Bugün soğuk arkadaşlar biraz. Yani 11-12 derece falan. Şu şekilde. Yine ektikçe size videomuzu daha devam ettireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda bakmam lazım. İki tane güvercin gene gelmişler. Şu şekilde. Şöyle yakınlaştırayım güvercinleri. Evet arkadaşlar şu şekilde. Bu fidanlarımızı, fidan diyorum. Tohumlarımızı buraya ektik arkadaşlar. Şu şekilde üstünü kapattım. Şöyle de salatalık. Şöyle. Şu şekilde konuşun. Ne geçiyor. İnşallah daha şu anda çıkan olmadı arkadaşlar. Daha ekilde çok fazla olmadı. Şuraya da ektim aynı şekilde suları doldurdum. Sular kesilirse falan. Ekstra yedik bulunsun diye. Şunlardan maydanoz falan var. Kavun karpuz falan var bu tarafta. Bu da maydanoz. Şuraya da ekstra nane aldık, ektik. Evet arkadaşlar, hem çok az domates, salatalık, kavun karpuz tohumu ektik. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Videoyu sonlandırıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Sadece kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videolarımda haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayınız arkadaşlar. Bir de sizden ricam eşinize, dostunuza, arkadaşınıza benim videoları paylaşırsanız daha çok abone gelir.
Yani daha çok abone demek, daha iyi videolar demek. Yani daha çok imkan demek arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.